Merhabalar arkadaşlar, ben Mesut Uğral. Bugün bu videoda sizlere Joyo firmasının Iron Man serisinden bahsedeceğim. Daha önceki videoda söz vermiş olduğum gibi arkadaşlar. Şimdi Iron Man serisinde gitar tonu için ihtiyacımız olan neredeyse bütün pedallar var. Bugün ben size sadece 10 tanesini tanıtacağım arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. 10 tane pedal tanıtacağım size bu videoda. Amacım da şu, insan bir pedal hakkında bilgi almak istediği zaman gidip 10 tane ayrı video tıklamayın. Joyo firması eksik olmasın. Tuner'lar, chorus'lar, işte reverb'ünden tutun, kompresör, amfisimülatörleri, distortion pedallar, çok çeşitli pedallar yapmış. Bunlardan beğendim bir 10 tane seçtim. İlk 5'li setimde tuner pedalıyla başlıyor arkadaşlar. Tuner pedalımda biliyorsunuz gitaristlerin çok büyük bir bölümü hem sahnede akort yapabilmek için hem de şarkı aralarında bastıkları zaman bütün sinyali bypass etmek için, yani dip gürültüsünü ve her türlü sinyali öldürmek için kullanıyorlar. Oldukça efektif. Buyurun bir inceleyelim. Her zaman yaptığım gibi arkadaşlar, amfimden bir tane sinyal alıyorum, sevdiğim. Tadında. Hemen birinci pedalımdan başlıyorum. Gördüğünüz gibi akordumu yapıyorum. Evet. İkinci pedalıma geçiyorum arkadaşlar. Diğer bütün pedallarında olduğu gibi malzemesi yine metalden yapılmış. Üzerinde 3 tane çok basit ayar var. İşte level'da, işte chorus seviyesi ne kadar derin olsun falan gibi. Sinyal kalitesini ben çok beğendim. Bakalım siz beğenecek misiniz? İlk önce pedalsız çalıyorum. Aynı pasajı daha sonra pedalı devreye koyarak çalacağım arkadaşlar. Hiç fena değil. Sıra geldi Space Verb. Adından da belli olduğu gibi bu bir reverb pedalı arkadaşlar. Joyo firması reverb ve delay üzerinde 4 tane opsiyon koymuş ayrı ayrı. Biliyorsunuz reverb çok çeşitli olabiliyor. Çok büyük reverb'ler var. Çok daha küçük odaların, biraz daha orta boy salonların veya işte kilise kadar büyük bir yerde. Ben genelde hamam reverb diyorum arkadaşlar. Birçoğumuz gibi aslında. Şöyle bir kıyaslama yapalım arkadaşlar. Bir iki tane akor çalayım sizin için. Daha sonra pedalı devreye sokarak çalayım. Vallahi hoş. Şimdi sıra geldi arkadaşlar Quattro adını verdikleri delay pedalına. Şimdi bu pedalla ilgili üzerinde az önce de bahsetmiş olduğum gibi 4 tane ayar var. O 4 tane ayar şöyle ki bir atmış olduğum sinyalin aynısını kopyalıyor. İkincisinde o kopyalanmış olan sinyallerin üzerine çeşitli efektler atıyor. Yani böyle otovağ tadında, işte chorus tadında veya işte analog filterlar, yani değişik böyle efektler kullanıyor. Şimdi size iki tane ayar örnekleyeceğim burada. Bir tanesi mix'i sonuna kadar açacağım. Yani ben ne çalıyorsam aynı tansiyonda onu kopyalayacak. Tabii sonsuza kadar değil, onun da feedback'ini ayarlıyorum. Bir ikincisinde de daha düşük bir miksaj yapacağım. O da arpej çalmak için, ritim çalmak için oldukça efektif. Birçok gitarist bundan iki tane kullanıyor arkadaşlar. Bir tanesinin çok yüksek ayarlıyor, bir tanesini daha düşük ayarlıyor. Böyle hani hem gitarda işte sustain elde ediyorsun, distortion bir ton kullanıyorsan devamında en son notadan sonraki yankılanma oldukça efektif ve güzel, tatlı, sıcak duyuluyor. Kullanışlı olacağına inanıyorum arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettiğim gibi düşürüyorum miksajı. Şimdi sıra geldi Wooden Sound'a. Bu bir akustik gitar simülatörü. Sinyal kalitesi de oldukça
İyi arkadaşlar, ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi sıra geldi arkadaşlar ikinci beşliğe. Burada kompresörle başlayacağım. Bir tane kompresör, iki tane amfi simülatörü, iki tane de distortion pedal tanıtacağım arkadaşlar. Birincisi, kompresörü biz niçin kullanıyoruz? Clean tone'un üzerine direkt koyarsak böyle bluesy solo'lar elde edebiliriz veya mevcut bir distortion pedalla birlikte kullandığımız zaman da sustain, işte peak vurmalarını engelliyorsunuz. Ancak çok fazla açarsanız çok dip gürültüsü yapar. Onun için dikkatli olun. Böyle bir lezzeti var. Funk çalalım biraz. Lezzetli. Güzel. Bu çalmış olduğum kompresörün Joyo'daki adı arkadaşlar Pipe Bomb. Bilginize. Şimdi sıra geldi Golden Face adındaki amfi simülatörüne. Bunu Marshall bir amfi karakterinden elde etmişler. Çok da hoş. Benim en çok sevdiğim pedallardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Clean tone'um. Bir sonraki sırada Orange Juice var. Orange Juice isminden de belli olduğu gibi Orange gitar amfilerinin karakterinden türetilmiş, yani distortion karakterinden, hacim karakterinden türetilmiş bir pedal. Oldukça inandırıcı. Bakalım beğenecek misiniz? Sıradaki pedal Little Blaster. Bu bir distortion pedal. Karakteri böyle 80'li yılların klasik rock, böyle glam rock çalabilirsiniz, hard rock çalabilirsiniz. Bütün işte Whitesnake'ler, Iron Maiden'ler falan hepsi yürür bundan. Çok hoşuma gitti benim. Bunu mesela bu pedalı amfi simülatörle beraber kullanırsanız oldukça hacimli, güzel, sustain'i iyi, üzerinde güzel bir efekt, çok güzel bir ton çıkabilir. Bakalım beğenecek misiniz? Diyelim ki daha sert müzik tarzlarından hoşlanıyorsunuz. Onun için de Joyo firması Bullet Metal adında bir pedal üretmiş. Distortion karakteri oldukça sert. Çok düşünceli bir hareket yaparak arkadaşlar üzerine bir noise gate koymuş. Normalde işte mesela bu rectifier veya daha büyük amfileri böyle köklediğiniz zaman güzel gain, distortion'ım olsun diye dip gürültüsüyle birlikte geliyor. Bunun önüne geçebilmek için o kadar yüksek gain ve sert bir karaktere çok kullanışlı yerinde bir noise gate koymuş. Dolayısıyla çalmayı bıraktığım zaman çıt yok bu veli nimet sahne için ve kayıtlar için tabii ki. Umarım beğenirsiniz. Arada çıt yok. Normalde böyle bir sound'u evde elde etmesi oldukça güç arkadaşlar, biliyorsunuz. Stüdyoda çalışma ortamında ve kulüpte çalarken sahnede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok zevkli, basit,
bas ve çal. Arkadaşlar önümüzdeki günlerde lütfen workshoplarımızı ve seminerlerimizi de takip edelim internetten. Kaçırmayalım. Bu pedalları hangi kombinasyonlarla kullanırsak nasıl ihtiyaçlarımızı giderebiliriz? Hangi tarzda neler daha böyle etkili olur vesaire. Bir tane doğru yok bu konularda biliyorsunuz. Ama bu konulu seminerlerimiz ve workshoplarımız olacak önümüzdeki günlerde. Lütfen takip edelim. Ve boşuna harcama yapmayalım, boşuna yanlış pedal satın almayalım, ihtiyacımızı doğru saptayalım, doğru pedalları satın alalım, çok güzel gitar tonlarımız olsun, güzel müzikler yapalım. Bütün bu pedalları arkadaşlar Senkop Müzik'ten almanız mümkün. Iron Man serisinin neredeyse tamamı onlarda mevcut. Ben sadece aralarından 10 tanesini seçerek burada sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle.